Merhaba arkadaşlar, ben Erkan Taşdelen. Bugün JavaScript'in ikinci videosunu çekiyorum. JavaScript'te bugün operatörler, date, başka bir şey anlatacak mıyım? Yok. Sadece operatörler ve date konularını anlatacağım arkadaşlar bu videoda. Operatörler için şöyle wiki kitap diye bir site keşfettim, site buldum. Operatörleri buradan anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ayırmış ve anlatmış arkadaşlar. Bu videonun sonunda bunun linkini de vereceğim. Biraz Wikipedia gibi bir site yapmaya çalışmışlar. Wikipedia, yerli Wikipedia diyebiliriz buna. Belki Wikipedia gibi geniş kapsamlı başka konular da vardır. Siz buradan arayıp bakabilirsiniz. Ben o kadar kurcalamadım. Neyse, devam edelim. Operatörler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 farklı operatör tipi çeşidi var. İlkinden başlayalım. Matematiksel operatörler. Matematiksel operatörler sadece matematiksel işlemler yaparlar arkadaşlar. Artırma, eksiltme, çarpma, bölme, modunu alma vesaire. Burada bir arttırma var mesela. Şuradaki A'nın değerini bir arttırıp E'ye atıyor, F'ye atıyor mesela burada. Burada da arttırmanın farklı tipi var. Arttırma ve azaltmanın böyle farklı tipleri var. Burada açıklaması var zaten arkadaşlar. Önce bir arttırıyor operatörü. Yani A'nın değerini bir arttırıyor. Sonra bu değeri F'ye atıyor. Diğerinde A'yı G'ye atıyor arkadaşlar. Sonra A'nın değerini bir arttırıyor. Bununla ilgili kullanımlara bakarız daha sonra. Yani sonuçlarını inceleriz yazıp. İkincisi arkadaşlar atama operatörleri. Zaten biz atama operatörlerinde şu kısmı bayağı kullanıyoruz. Veriye değer atadığımızda veri girişinde bu normal atama işlemini iyi yapıyoruz zaten. Bu eşittirden hariç böyle çeşitli atama operatörleri burada var. Mesela toplayarak atama, eksilterek, çarparak, bölerek, modunu alarak. Bu da aynı şekilde bu sayıyla ilgili işlemi yapıyor, arttırıyor, A'ya atıyor. Mesela eksiltiyor, A'ya atıyor. Çarpıp A'ya atıyor, bölüp A'ya atıyor. Modunu alıp A'ya atıyor. String operatörleri varmış burada. Mesela burada bir metni birleştirme işlemi yapılıyor mesela. Bu metin 1 ile metin 2'yi yan yana yazıyor burada. Burada da bir not var. Artı operatörüyle bir string ve bir sayı kullanırsanız sonuç bir string olur ve string ile sayının yan yana getirilmiş hali üretilir. Aynen bu notta anlatılan olayı zaten daha önceden de test ettim. Bir önceki videoda da test ettik, gördük sonucunu. Devam edelim. Karşılaştırma operatörleri var. Mesela şöyle iki tane veri girmiş. Biri sayı, biri string değerde. Biri number, biri string değerde. Bunların karşılaştırma operatörleriyle sonuçlarını kontrol ediyor arkadaşlar. Bu ilkinde 2 eşittir. Bu sayı ya da her neyse birbirinin aynısı mı, birbirine eşit mi onu kontrol ediyor. Bunda sonucu doğru döndürür arkadaşlar bu ikisi. Bu halde olmasına rağmen, biri string biri sayı olmasına rağmen, çünkü tipine bakmıyor burada. İki eşittir de tipini kontrol etmiyor. Sadece aynı mı aynısı mı diye kontrol ediyor. Bu alttakinde 3 eşittir de tipine de bakıyor arkadaşlar. Tipi de aynı değilse gördüğünüz gibi false döndürüyor. Yanlış döndürüyor. Burada tipinin ve sayının da aynı olması lazım. Aşağıdaki AND ve OR operatörü gibi. Burada mesela eşit değil mi operatörü var. Yani şununla aynı bence. Büyük mü, küçük mü, büyük eşit mi, küçük eşit mi? Bunlar zaten az çok anlamışsınızdır. Bence çok anlatmama gerek yok. Yani büyük veya eşitse true döndürüyor. Küçük veya eşitse true döndürüyor. Mantıksal operatörler true false'dur zaten.
Boolean tipler bunlar zaten. Yani kontrolü sağladıktan sonra geriye true ya da false döndürüyor. Bu bahsettiğim AND operatörü. Bu OR operatörü arkadaşlar. AND operatörü yani V demek. A ve B. İkisi de true ise, ikisi de doğruysa, yani birbirinin aynısıysa, yani işlemin sonucu doğruysa doğru değer döndürür. Bunlardan birinin bile yanlış olması yanlış cevabı döndürür, yani false döndürür. Oradan böyle bir şey yok. Orada herhangi biri true olsa yeterli kontrol için. Yine true döndürür. Dediğim gibi V'de bir tanesinin false olması komple false döndürür. Burada da değil mi var arkadaşlar. Yani A'nın değeri true ise false. Ha. Değil operatörü bu. Yani değiştiriyor arkadaşlar. Olan şeyi değiştiriyor. Mesela A burada true tanımlanmış. Bunu false'a çeviriyor. Değilini alıyor. Burada da koşul operatörü var. Mesela bir nevi if else yapısı gibi. Ona daha sonradan gireceğiz. Şu an onu daha görmedik. Ama işte burada bu çeşit örnekleri yapabiliriz bununla. Mesela A ise A true, D ise A false. Yani C true ise A doğru ya da A yanlış. Bu şekilde arkadaşlar uygulayalım bunları teker teker. Şöyle açayım ben yine. Yine operatör.cs diye bir dosya oluşturup buradan devam edeyim. Bir önceki videoda iki tane eklentiden bahsettiydim arkadaşlar ama bu eklentileri size göstermemiştim. Buradan onları da göstereyim. Şu JavaScript ES6 kod snippet'ı. Bu JavaScript'i yazarken bize kolaylık sağlıyor. IntelliSense desteği sağlıyor. JavaScript ile ilgili yardım veriyor bize. Bu da LibServer arkadaşlar. Bunu gerçi diğer derste anlattıydım. Refresh yapmamıza gerek kalmadan burada kaydettiğimiz her değişikliği tarayıcıda uyguluyordu arkadaşlar bu LibServer. Yani hız bakımından biz, işlemlerde hız sağlıyor bir nevi bize. Hızlı sonuçlar elde edip zamandan tasarruf ediyoruz. Evet, devam edelim. İlkiyle başlayalım. Var A demiş 5 artı 6. Bunları tek bir satırda konsola yazdırırım ben. Bunları önce bir yazayım. Var B. Hem size o yöntemi de göstermiş olurum. 5-6. Bunları en son bir de düzenleyeyim. Aradaki boşluklarını vesaire. Var C demiş mesela. 5 çarpı 6. Var D eşittir 5/6. Var E 5/6. Var F 8 demiş önce. Sonra var i şu şekilde. Şunları biraz şekline, şemaline, hizasına koyalım.
Şöyle hizada dursunlar. Daha güzel bir görüntü elde edelim. Şimdi gelip bunları yazdırıp sonucumu görelim. Console.log. Evet, bu olaydan bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle virgülle sonuçları istediğiniz kadar ekrana yansıtabilirsiniz. 2 sonucu, 3 sonucu, 5 sonucu. D yazmışız. E, F, G, H, arada virgül yok. İ. Şuradaki noktayı virgül yapalım, sonra bize sonuç çıkarmasın. Noktalı virgül. Bunu kaydedelim. Sayfamıza geri gelelim. İndeks HTML'e. Bu indeks HTML'de bunu CTRL space'e basıp sonuç IntelliSense ekranını getirebiliyoruz arkadaşlar bu arada. Operatör yazmışım. Operatör diye yazayım buraya. Onun ismini de şimdi düzeltirim. Nerede bu operatör? Rename diyeyim. Bunu da operatör diye düzelteyim. Operatör JS. Şimdi bunu sayfamızda çalıştıralım. Open with Live Server. Bunu göstermene gerek yok. Evet. Gelelim F12 ile. Konsolda gördüğünüz gibi sonuçları sıra sıra yazdı. Arda arda. Gördüğünüz gibi önce toplamış. Sonra çıkarmış. Bakalım kodumuza. 5 ile 6'yı toplayıp 11 elde etmiş. 5'ten 6 çıkarıp eksi 1. 5 ile 6'yı çarpıp 30 elde etmiş. Modunu almış burada. Modunu almış. İleriki kısımlarda şunları daha kısa nasıl yazarız? Onlara değineceğiz. Modunu almış. Aynen burada A'yı 1 arttırıp F'ye atmış. Sonucu ne olmuş? Bir saniye. Ha, bu 5 bölü 6'nın sonucu. Aynen bu da 5 mod 6'nın sonucu. Burada F de 12. G de 12. Bunların da sonucu 12. İlginç bir şekilde. Allah Allah. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yani 11'i 1 arttırıp yazmış 12. 11'i 1 azaltıp yazmış. Yine 12 sonucunu vermiş. Bir hata gözükmüyor zaten. Konsol ekranımıza geri gelelim. Not font diye bir şey verdi. Favicon Ico. İkonla ne işimiz var onu anlamadım. Neyse. Devam edelim. Kaldığımız yerde matematiksel operatörler bu şekildeydi. Şöyle bunları ya da tek satırlık yorum satır yeter. Matematiksel operatörler. Dörler. Aynen. Devam ediyoruz. Atama operatörlerine. Var. A demiş. Boş bir değer göndermiş. A'yı. A'ya sıfır atamış burada. Şunları da şöyle güzel bir görüntü elde etmek için boşluklarla yapalım. A'ya bir toplayarak atama. A'yı eksilterek atama. Şunun bir tanesini kopyalayayım ben. Zaten sadece şu çarpma bölme falan değiştireceğim.
artı eksi çarpı bölme ve modu. Şimdi konsola bunu yazdıralım. Kaydettiğimizde gelelim sayfamıza. Şu yukarıda da A'yı kullandığımız için herhalde A'nın direkt değerini yazdı. Aa, burada niye tek bir değer yazdı ki? Kullanım bu şekilde. Bunlara da yine farklı isimler verelim. B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Şimdi sayfayı yenileyelim. Aynen, sonuçları çıkardı. A'yı 0 yaptı. 6 ekleyip toplayınca 5 sonucunu verdi. Yukarıdakili kafası karışmış olabilir mi ki acaba? Bu A'ya 0 atadığı hali, bu 6 artırıp atadığı hali, bir artırıp ben bunların sıralarını mı yanlış yazdım? Yok. Allah Allah. A, B, C, D, E, F. Modu 0 çıkmış. Bu bölümü yukarıdaki gibi aynı sonuç. Allah Allah. İlginç. Bunların bir değerlerini değiştirelim bakalım. Ne yapalım? X. Bunu da X yapalım. Y, Z, T, ya da bu haliyle kalsın. Doğru ya, bunların hepsinin aynı değer olması lazım herhalde. Şunu da yorum satırından çıkarayım. Bunların da hepsini A yapayım. Şöyle bir şey, çılgınlık yapalım. Evet, hepsi 0 çıkıyor. Şöyle yapalım. Kaydedelim. Evet, 6 çıktı. Şimdi bir daha kaydedelim. Evet, 6. Sıfır. Çünkü daha önce 6 atadıydık. 6 çıkarınca mantıklı olarak 0 kalıyor. Şöyle yapalım.
0,6 ile çarpınca yine 0. Yine 0. Ve 1,0 daha. Evet arkadaşlar, burada ne yapmış olduk? A'ya 0 atadıydık zaten. 6'yı toplayıp atınca sonuç 6 oldu. Sonuç 6 olduğu için 6 çıkarınca 0 oldu. 0 ile 6'yı çarpınca 0 oldu. Bölünce 0 oldu. Modunu alınca 0 oldu. Bölünce 0 oldu. Bu sıfırların nedeni o. Mesela buralarda A'ya başka bir şeyler tanımlasak başka bir şeyler çıkar. Şurada mesela örneğin A'ya 5 değerini versek, burada kaydetsek, gördüğünüz gibi bu 5'e göre işlemler yaptı. 5'ten 6'yı çıkardı. X'i 1 yazdı. Şurada yine A'ya farklı bir değer verelim. Yine 5 verelim. Bu sefer gördüğünüz gibi bunu ezmemiş oldu. Bu ikisini birbirine çarptı. Şu A eşittir 5'e hepsine yapalım. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi sonuçlar bu şekilde. Böyle alt alta yapınca da gördüğünüz gibi sonuçlar da alt alta çıkıyor. Yani tek satır yaptığınızda sonuçlar da tek satırda çıkıyor. Burada da farkı anlamış olun. Bunlar ne operatörüydü? Atama operatörleri. Şöyle bakın, atama operatörleri. Şuna biraz daha boşluk bırakayım. Atama operatörleri. Kaydedelim. Evet, atama operatörlerinden sonra bu ilki gördüğünüz gibi arkadaşlar, şuraya ya da başına artı deyip ilki diye kaydettiğimizde ilki 11 diye bir şey yaptı. Niye öyle bir şey yaptı ki? Sadece bir yapalım buraya. Birinci. Şöyle bir kaydedelim. Allah Allah. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Yanına niye 11 yazıyor ki? Bir işlem yapıyor da niye bir işlem yapıyor? Less dediğimizde 11'i acaba çift tırnak arasına mı yazmalıyız? Herhalde çift tırnak arasına yazmalıyız. Ondan yaptı. İlki. Ya da ne operatörüydü bunlar? Matematik. Şuraya artı dediğimizde, kaydettiğimizde yine matematik 11 dedi. Şöyle yaptığımızda yine matematik 11 diyor. A ile topluyor. A ile birleştiriyor yani bunu da. Niye böyle saçma bir şey yapıyor? Evet arkadaşlar, string operatörlerine geçtik. String. Operatörleri.
Metinleri birleştiriyoruz arkadaşlar burada. Amaç o. Var. Z diyelim mesela. Mesela adım yazayım. Yani artıyla bir metin daha yazıyorum. Orada da soyadımı yazayım. Bunu bu şekilde konsola yazdırdığımızda Z dediğimiz kaydettiğimizde baktığımızda Hakan Taşdelen yan yana yazılması lazım. Aynen yan yana. Şöyle bir şey daha deneyeyim. Bunu kopyalayıp yapıştırayım. Burada sadece Hakan yazayım. Burada da buna A diyeyim. Buna S diyeyim. Ad, soyad anlamında. Buraya soyadımı yazayım. Şurada birleştirme yapayım. Artı A diyeyim mesela. Ya da önce adım gelecek. A artı S diyelim. Bakalım nasıl bir sonuç. Yine aynı sonucu elde ettik arkadaşlar. Konsol kısmında da yine artı yapınca metinleri aynı bu yukarıdaki gibi yan yana yazdı. Sıradaki operatörümüz ne? Karşılaştırma. Karşılaştırma. Bu örneği yapayım aynı. Ctrl-C, Ctrl-V yaptım. Şimdi bunu burada kontrol ettireceğiz. Var. Bunu da kopyalayayım ya. Ctrl-C, Ctrl-V. Bunu kontrol etmek için de konsola yazdıralım. Bunları tek tek kontrol ederiz şimdi. Konsola C diye yazdıralım bakalım. Nasıl bir sonuç verecek? True döndürdü. Dediğim gibi arkadaşlar iki tane eşittir olunca tipine bakmıyordu. Bu normalde bir string'ti. Diğerine geçelim. Burada şunu bir kopyalayayım. Bunu yazdıralım bakalım nasıl bir sonuç çıkaracak. Gördüğünüz gibi false sonucunu gönderdi. Eşit değil mi? İyi kontrol edelim. Bunu yazdıralım ekrana. Gördüğünüz gibi eşit değil dedi. Büyük mü küçük mü yapalım. Şunu yine yapıştıralım. AB'den büyük mü? Yanlış. Çünkü bunların biri sayı, biri metin. O yüzden bunların hiçbiri doğru çıkmayacak. Ya da şöyle bir şey yapayım. Şunu kopyalayayım. Ctrl-V diyeyim. Bu küçüktür işareti. Bakalım. Aynen. Çünkü ikisi de sayı değil. Biri metin, biri sayı. Büyük mü, küçük mü? Küçük mü, büyük mü? Onları da kontrol edelim. Şöyle iki tane yapıştırayım. Büyük eşit mi?
küçük eşit mi? Yine fos döndür. Allah. 2 türlü de türü döndürdü. Kafası mı karışık? Burada B'yi de number görüyor. Allah Allah. Ya burada her türlü number gözüküyor da neyse. Büyük küçük de false döndürdü. Bu ilki hariç aşağıya kadar false bu küçük eşittirle büyük eşittirle true döndürdü. Sayısal olarak birbirine eşit. Ondan true döndürdüler. Yani tip olarak değil de değer olarak 5 ikisi de o yüzden burada da tipini kontrol etmedi aynı buradaki gibi. O yüzden ikisine de true dedi. Aynen geçiyoruz. Mantıksal operatörler. Şunun birini kopyalayayım. Mantıksal. Şuradaki gibi kopyalayalım. Ve konsolla kontrolünü yapalım. C'yi burada kontrol ediyoruz. V operatörünü kullandığımız için false değeri döndürmesi lazım. Aynen false döndürdü. Şurada veya'yı kullanıyoruz. Veya'yı kullandığımızda ise şu konsolu kopyalayıp yapıştırayım. Gördüğünüz gibi true döndürdü. Burada da değil operatörünü kullanıyoruz. Değil operatörünü de tersine çevirecekti. True ise false, false ise true yapacaktı. Şunu tekrar kopya runı paste yapayım. Kaydedeyim. Sonucu görelim. Aynen. Normalde true ise true burada. Gördüğünüz gibi değil'i false. False gönderdi. Koşul operatörünü de yapıp bu ders operatörleri bitireceğiz. Ama bu mantıksal operatörle ilgili başka bir örnek de yapabiliriz. Şunu komple Ctrl C Ctrl V yapayım. Buraya sayı da atabiliriz true false yerine. Mesela 5 mesela 4 mesela bakalım nasıl bir şey döndürdü. 71. satır false döndürmüş. Bakın burada birinde 4 yazdırmış ekrana, birinde 5 yazdırmış. 69. satırda ne var? Veya C A veya B dediğimizde büyük olanı getirmiş. Böyle dediğimizde 4'ü getirmiş. Ama zaten saçma bir kullanım. Böyle bir kullanım olmaz. Ama eşit mi değil mi diye kontrol edebilirdik ama bu şekilde bir kullanım saçma. Bunu komple siliyorum o yüzden. Ama işte buraya true ya da false yerine başka değerlerle de kontrol edebiliriz. Mesela bu toplamı bu toplama eşit mi vesaire. Dediğim gibi şu koşul operatörlerini de yapalım. Önce şunu kopyalayayım. Koşul operatörleri. Sonra da bunu kaydedelim.
A normalde true. A true ise, A ise true. True yaz, değil ise false yaz demek istiyor burada. False yazdı. Demek istiyor herhalde. Aynen. A'nın tuttuğu değer true ise true değerini, false ise false değerini döndür diyecekti ama burada yanlış bir işlem yaptı sanırım. Çünkü A'nın değeri true. A true ise, A ise true, değil ise false. Altmış üç. Ya doğru ya, bunu daha yazdırmadık ki ekrana. Ben de kafam karıştı. Şimdi yazdırdığımızda sonucu görürüz. 68. satır çünkü bu. Kaydedelim. A true. Gördüğünüz gibi buradaki mesajı yazdırdık. Buraya istediğimiz şeyi yazdırabiliriz. Değer kontrolü de yapabiliriz. Mesela A 5 ise ya da 5'ten büyükse true ya da false. Bu tür kullanımları mevcut. Şimdi operatör CS'yi de bitirdik. Sırada ne var? Date var. Hemen date.js dosyamızı oluşturalım. İndekse gelip diyelim ki kardeşim sen artık date'ten beslen. Evet. Gördüğümüz gibi sayfamız boşaldı. Date işlemlerine başlayalım. Date operatörü ne işe yarıyor arkadaşlar? Operatörü diyorum. Date komutu ne işe yarıyor? Date ile tarih bilgisini ve saat bilgisini kontrol edebiliyoruz. Yani bunu ekrana yazdırabiliyoruz. O anki tarih ve saat üzerinden işlem yapabiliyoruz. İki tarih arasındaki farkı alabiliyoruz. Yaş hesaplaması, özel gün hesaplaması, bu tür işleri date ile yapıyoruz. Yavaş yavaş geçelim. Var date diyeyim mesela. New date dediğimde ve bunu konsola yazdırdığımda bize şu anki tarayıcıdaki saati ve tarihi getirmesi lazım. Kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi burada sonucu ekrana yazdı. Hangi gün olduğunu, hangi ayı, ayın kaç olduğunu, yılı, saati, dakikayı, saniyeyi ve hangi saat dilimini kullandığımızı burada yazdı. GMT artı 3 Türkiye'nin dünyadaki saat dilimi diyelim. Evet, sonra ne yapalım? Evet, bunu belirli bir parametrelerle de kullanabiliriz arkadaşlar. 7 sayısal parametre alabiliyor bu. Bunu gününü, yılını, ayını, saatini, saniyesini hepsini ayrı bir şekilde yazdırabiliriz. Ve bunu string bir bilgiye de yazdırabiliriz. String olmasını isteyebiliriz. Metinsel bir ifade olmasını isteyebiliriz. Şimdi mesela bakalım. Sayfayı yenilediğimizde gördüğünüz gibi değişiyor. Biraz bekleyelim bakalım kendi otomatik değişecek mi? String yaptığımızda bu değeri değişmez arkadaşlar. Şöyle bir konsol çizeceğim.
Ctrl-V yapalım. Mesela burada string yapalım bunu. Kaydedelim. Şimdi farkı görün arkadaşlar. Gerçi string'te de değiştirdi. Bunun string olup olmamasıyla ne farkı var peki? Saçma. Çok çok saçma. Ha, string'de belki yanına bir metin falan mı yazabiliriz? O şekilde mi düşünmüşler? String olarak bir bilgiyi bu şekilde verebiliyoruz. String'e çevirebiliyoruz. Bir de dediğim gibi 7 sayısal farklı parametre alabiliyor dedik. Bunu kopyalamış mıyım? Aynı. Noktaya bastığımızda gördüğünüz gibi alabileceği metotları var arkadaşlar. 7 tane dedim herhalde burada daha fazla var gibi. Date'e basalım mesela. Hepsini alt alta yazdıralım. Get date, get day, günü yazıyor. Full year'ı alalım. Saati alalım. Milisaniyeyi alabiliriz. Dakikayı alabiliriz. Ayı alabiliriz. Bunların bir de setleri var ondan. Bunları getirdiğimiz gibi setlerle de güncelleyebiliyoruz istediğimiz şekilde. Bu parametreleri set olanlarla düzenleyebiliyoruz kendimiz. Artırıp azaltabiliyoruz ya da istediğimiz şekilde değer atayabiliyoruz. Neyi yaptım? Date yaptım. Day, full year, hours, millisecond, minutes, month. Bir de second var. Bir de get time var. Get time arkadaşlar 1970'ten itibaren bugünkü tarihe kadar olan salise sonucunu veriyor. Şöyle yazdırdığımızda doğru ya bunlar parantezle kullanılmalı. Şunlara birer tane parantez ekleyelim. Burada o uyarıyı yapıyor arkadaşlar. Native code diyor. Parantez kullanmamız gerektiğini söylüyor. Şöyle bir ekranla karşılaşırsanız yazdığınız kodda bu demek oluyor ki bu yazdığınız kodun yanına parantez yapmanız lazım. Sayfayı yenilediğimizde sonuçları aldık. 4 diyor D'ye. Çarşamba 4 diyor herhalde. Onu anlamadım gerçi. Date 26. Day 4. Yılı 2020. Saati. Milisaniyesi. Dakikası. Falan filan. Hepsi burada işte. 4 dediği ne arkadaşlar? Onu anlamadım hakikaten. Ay nerede? Ay 2. Ayın normalde 3 olması lazım. Çünkü Mart. Ama burada ayı saymaya sıfırdan başlıyor. Yani her sonuç verdirdiğimizde bir eksiği olacak. Yani öyle düşünebilirsiniz. Çünkü Ocak burada sıfırdan başlıyor. Bunların görsellerini almıştım ben. Şöyle bakabiliriz. Get full year mesela tüm yılı alır, yıl bilgisini alır. Biz zaten get full year kullandık. Aynen, yılı aldık. Ay dediğim gibi 0 ile 11 arasında rakam şeklinde geliyor. 0 Ocak, 11 de Aralık. Gördüğünüz gibi date gün bilgisini 1 ile 31 arasında rakam getiriyor.
Date yazdığımızda bize ne verdiydi onu bir bakalım. Date. Date günü aynen. Day dediğimizde ne oluyormuş? Day. Haftanın kaçıncı gününde olduğumuzu veriyor. Bu da sıfırdan saymaya başlıyor. Ve pazardan saymaya başlıyor. Ecnebi işi. Yani yabancılar pazar gününden saymaya başlar haftayı. Amerikalılar vesaire. O yüzden oradan şey yapmış. Sıfırdan saymaya başlamış. O gün de çarşamba olduğu için buraya 4 yazmış. Gördüğünüz gibi, pardon, perşembe günü de şaşırdım. Perşembe günü olduğu için 4 yazmış. Perşembe normalde 5. gün ama aynen. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. O zaman 5 olması gerekmiyor mu? Gerçi 6'ya kadar değer alıyor. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Hayret. Neyse, burada gördüğünüz gibi açıklamaları var. Saat bilgisini alıyor hours. 0 ile 23 arasında. Minute 0 ile 59 arasında dakika bilgisi alıyor. Second saniye, millisecond, salise gördüğünüz gibi. Get time dediğim olay da burada. Gördüğünüz gibi zaman bilgisini 1970'in 1. ayının 1. gününden itibaren salise cinsinden ekranımıza yansıtıyor. Değil, bayağı karıştırdık. Değil, açık bir şey oldu. Burada 2 defa seconds'ı getirmişiz. Burada bari time'ı getirelim de 1970'ten itibaren kaç milisaniye olmuş. Gördüğünüz gibi buraya uzun bir şekilde yazdım. Şimdilik güncellemesi var dedik bir de bunların. Şöyle biraz büyüteyim. Aynen. Get date'de gün bilgisini güncelleyebiliyoruz. 1 ile 31 arasında değer alabiliyor mesela. Günün 5. günü diyebiliyoruz. Bunda yıl bilgisini güncelleyebiliyoruz. İçine yazdığımız yılı güncelliyor. Burada saat bilgisini güncelleyebiliyoruz. Milisaniye bilgisini güncelleyebiliyoruz. Dakika, ay, saniye ve time bilgisini güncelleyebiliyoruz. İstediğimiz gibi. Biraz örneklerini yapsak mı? Ne yapalım mesela? Bir örnek yapalım. İçinde set de kullanacağız zaten. Yapacağımız örneklerin. Hatta birkaç tane örnek yapalım. Şöyle. Örneğimiz şey olsun. 1 2000'den mesela bir gün öncesini ekrana yazdıralım. Tarihinden bir gün öncesini yazalım. Yapmamız gereken ne var? Var. Date diyelim buna. Yine başka bir şey de diyebiliriz. DT de diyebiliriz. DT diyelim, kısa olsun. New date diyoruz. Bunu yazıyoruz. Ve bunun içerisinde şu tarihi biz tanımlıyoruz. 1 2000. Böyle bir tarih oluşturduk. Var.
DTM diyelim. New, pardon, demeyeceğiz. DT'nin tarihini getireceğiz. Get date deyip aşağı iniyoruz. Tarihi getirdiğimizde şimdi buradan date dedik. DT olacak. DT'nin gününü güncelleyeceğiz. Set date dedik. Nasıl güncelleyeceğiz? Şuradaki DTM'yi 1 eksilteceğiz. Ve konsola bunu yazacağız. Konsola DT'yi yazdığımızda bakalım ne göreceğiz. Aynen. December 31, 1999, 2000'den bir gün öncesi. Başka bir örnek daha yapalım. İki tarih arası süre hesaplayalım mesela. İki tarih arası hesapla. Örneği yapalım. Var basla diyelim. Bir başlangıç tarihi oluşturalım. Yine ne olsun? Bu yukarıdaki gibi birinci ayın biri 2000 olsun. Var son diyelim buna. Bunun 2015 tarihiyle arasını hesaplayalım mesela. Var milisaniye diyelim. Burada sonunla başlanın farkını alacağız. Son eksi basla. Aynen bu şekilde. Sonra saniyesini vesaire yazdıracağız tekrar. Teker teker. Yani bundan burada ne yaptık? Milisaniyelerin farkını aldık. Saniye diyeceğiz. Saniyede milisaniyeyi bulduğumuz milisaniyeyi farkı 1000'e böleceğiz. Saniye için bu. Dakika için saniyenin altmışa bölümü. Saat yapacağız. Burada da dakika bölü 60 yapacağız. Şimdi bir de gün yapacağız. Saat bölü 24. Evet. Bunları yaptırdığımıza göre konsola bunu yazdıralım.
Konsol.log. Milisaniye artı buradaki milisaniyeyi yazacağız. Bunu kopyalayayım. Saniyesini yapalım. Burada saniyesini yazdıralım. Saniye. Kaydettiğimizde iki tarih arasındaki milisaniye ve saniye farkı. Başka bir şeyleri de yapabiliriz. Konsola yazdırabiliriz. Günü yazabiliriz mesela. Gün. Buraya günü yazdığımızda arasındaki gün farkını almış olacağız. 5479 gün. Başka ne yapabiliriz? Yılla ilgili bir şey yapmadık. Bu kadar yeterli şimdilik. Başka bir örnek daha yapalım. Yaş hesaplaması yapalım mesela. Yaş hesaplama uygulaması. Plama. Var. Dogum diyeyim ben buna. Dogum. Hatta günü diyeyim. Doğum günü. Yeni bir tarih atayalım. Date. Nasıl bir değer olsun? Beş, bir, 1975 mesela doğumu bu olsun. Burada fark diyeyim. Date'in no parametresini kullanıyoruz. Bu şu anki saati getiriyor. Şu anki zamanı getiriyor. Eksi fark diyelim. Yok. Doğum günü. Doğum günü diyoruz. Doğum gününün tarihini getirsin. Get time. Var diyelim. Buranız diyelim. Gün diyelim. Evet, gün diyelim. Burada yine bir tarih tanımlayacağız. Ama arasına yukarıdaki fark bilgisini alacağız. Fark bilgisini aldığımızda konsola şimdi bunu yazdıracağız. Ve ben biraz açıklayacağım bunu. Bu çünkü çok spesifik bir kod oldu. Biraz anlaşılması güç.
Burada günü yazayım. ...1970'ten de bunu çıkaralım. Ve yazdığımızda 44 yaşında olduğunu gördük. Şimdi bu koddan biraz bahsedelim. JavaScript arkadaşlar 1970'ten itibaren milisaniyeyi hafızasında tutuyor. Salise bilgisini. Biz burada ne yaptık? Şimdiki zamanın salisesinden doğum günü salisesinin farkını aldık. Ve çıkan salise ile çıkan sonuçla yeni bir date tanımladık. Ve içinden 1970'i çıkardık. Bu bize yaşı verdi arkadaşlar. Yani kısaca anlatmak gerekirse bu şekilde. Evet, başka bir örnek daha yapalım. Mesela Anneler Günü. Anneler Günü ne zaman bize onu göstersin? Var. Anne diyeyim ben. New date. Yeni tarih. Evet. Annenin saat bilgisi. Ama bunları güncelleyeceğimiz için setle yapıyoruz. Set hours. Sıfır. 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 Oldu herhalde. Evet. Parametreler neymiş? Gördüğünüz gibi saat, dakika, saniye, salise. Annenin bir de full year'ı alıyoruz. İnceliyoruz. Nerede bu full year? Evet, burada. Hangi yıl için? 2020 için. Hadi daha ileri bir tarih mi yapsak? Neyse, bu seneninkini yapalım. Anne. Annenin set date'ini alıyoruz. Bunu bir yapıyoruz. Evet. Başka set mont yapıyoruz. Set mount. Bunun içine 4 yapıyoruz. While. Burada gördüğünüz gibi değişik bir kod yapısı kullandık arkadaşlar. While iken anlamına geliyor. Anne get day sıfıra sıfır değilse yazacağız burada. Ne yapsın? Set date'ini get date bir arttırsın. Scope'un dışına da annenin z
set date'ini. Nokta get date 7 arttırsın ve konsola yazalım. Anne diye yazalım. Gördüğünüz gibi Mayıs'ın 10'u dedi. Şimdi bunu kontrol edebiliriz. Anneler günü. Anneler günü dediğimizde 10 Mayıs olduğunu görüyoruz. Yani yazdığımız kod doğru çalışıyor. Mayıs'ın 10'unda anneler günü. Evet arkadaşlar, yazdığım kodu anlatayım biraz. Anneler günü nasıl hesapladık? Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü oluyor arkadaşlar. İkinci haftasının pazar günü. Biz saat bilgisini, yıl bilgisini, date, ayın günü, yani birinci günü ve Mayıs ayı diye burada günceledik setle bu tarihleri. Kod kısmına geldiğimizde koşul işlemi yapıyoruz burada arkadaşlar. Yani iken kullanıyoruz bu arada while. Daha ileriki aşamalarda bunu daha detaylı göreceğiz. While şu iken şunu yap demek oluyor. Kısaca anlatırsak. Annenin günü get day'ine erdi. Gün. Günü getir. Gün sıfır değilse. Sıfır hangisiydi? Pazar günü. Pazar günü değilse buna bir gün ekle. Set date'le bugünü bir gün güncelle dedik. Ve aşağıda da bu güne bir hafta ekleyip konsola yazdırdık. Yaptığımız kod bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.